Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için detaylar belli oluyor. Temmuz ayı için maaşlara refah payı eklenecek. Öte yandan intibak düzenlemesi için de somut adım atılacak. İşte detaylar. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesi işte memur ve emeklilere de zam yapılacak. EYT düzenlemesinden yararlanan vatandaşlara da Temmuz ayında zam gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündemdeki konularla mesaiye başlıyor. EYT'liye intibak formülü. Emeklilik reformu hayata geçirilecek. Bu bağlamda yaş ve prim desteği sağlanırken, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünü düşürecek adımlar atılacak. Öte yandan Temmuz ayında ek iyileştirmelerle artırılacak. 16 milyona yakın EYT'liye refah payı eklenirken bayram ikramiyelerine artış gündemde. Vatandaşların yeni bakandan bazı beklentileri var. Bunlardan biri de intibak ile ilgili 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesi bekliyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon emekliye yapılan intibak düzenlemesinin, sonra emekli olanlar için de yapılması beklentisi bulunuyor. TÜİD'den çağrı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin bu talebini şöyle dile getiriyor, çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan, fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu çözüm beklemektedir. 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapıldı. Bugün gelinen noktada 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir. Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli. Gözler çalışmaya çevrildi. TÜİED, hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da emeklilerin en büyük beklentisinin, intibak yasasının düzenlenmesi olduğunu belirtiyor. Yazıcıoğlu, 2000 yılı öncesi emekliler için intibak düzenlemesi yapıldı. Ama 2000 yılının sonrasında emekli olan üyelerimizin intibak çalışması yapılmadı. Emekliler olarak intibak düzenlemesinde hayata geçmesini bekliyoruz. İntibak düzenlemesi ile emekli vatandaşlarımızın maaş farklarındaki eşitsizlik ortadan kalkmış olacak, diyor. Kaynak AHABER.